10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 109 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 109 ünitemize hazırlanalım 1. Enim, Arif, Enfal, Tevbe, Lokman ve Fıtır surelerini hangi kirilerden dinlemek isterdiniz? Cevap, Enim, Arif, Enfal, Tevbe, Lokman ve Fıtır gibi önemli sureleri dinlemek için her kâri farklı bir ses tonu ve tarzıyla okur, bu yüzden tercihim hangi kâriye bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Misari Rasid Alafasy'ın tilaveti melodik ve duygusal bir etki yaratabilirken, Abdülbasit Abdussamad'ın okuması daha geleneksel ve huzur verici bir deneyim sunabilir. 2. Enfal suresinde geçen konular hakkında neler biliyorsunuz? Cevap, Enfal suresi, Mekke dönemindeki savaşlarla ilgili ayetler içerir ve İslam topluluğunun düşmanlarına karşı nasıl davranması gerektiğini anlatır. Aynı zamanda savaşın nasıl yönetilmesi gerektiği ve savaş esnasında takip edilmesi gereken prensipleri açıklar. 3. Allah'ın, CC, varlığına ve birliğine işaret eden kainat olaylarına hangi örnekler verilebilir? Cevap, kainattaki birçok olay, Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eder. Örneğin, evrende düzen ve denge, yıldızların hareketleri, bitkilerin büyümesi, canlıların karmaşıklığı, doğadaki muhteşem manzaralar gibi birçok örnek, bir yaratıcının varlığını ve gücünü gösterir. 4. İlahi vahye niçin ihtiyaç vardır? Cevap, İlahi vahye ihtiyaç, insanların doğru yolu bulmaları, ahlaki değerleri anlamaları, Allah'ın iradesini öğrenmeleri ve yaşamlarını bu iradeye uygun olarak düzenlemeleri için gereklidir. İlahi vahiy, insanlara gönderilen rehberlik ve yol gösterme kaynağıdır. İnsanlar kendi başlarına mutlak gerçekleri ve doğruyu tespit etmekte sınırlıdırlar. Bu nedenle ilahi vahiy, insanları karanlıktan aydınlığa, yanlıştan doğruya yönlendirir. 5. Lokman suresinin dile getirdiği ahlaki ilkeler neler olabilir? Cevap, Lokman suresi, ahlaki ilkeleri işleyen bir suredir. İslam'a göre ahlaki değerlerin temelinde adalet, sabır, tevazu, şükür, iyilik ve kötülüğü engelleme gibi prensipler bulunur. Lokman suresi bu değerleri vurgular ve insanlara doğru yolda ilerlemeleri için rehberlik eder. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 109 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.